Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Denizli Milletvekilimiz Sayın Gülizar Biçer Karaca. Süremiz 5 dakika Sayın Karaca. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karadeniz bölgesinde iklim eylem planının açıklanacağına ilişkin bir haber ulaştı ve yıllardır Karadeniz'de doğa talan için direnen, mücadele eden insanlarımızla bizleri bu gelen haber oldukça da heyecanlandırdı. Tüm uyarılara, yargı kararlarına rağmen bir türlü durdurulmayan talanın, bu talan sonucu oluşan iklim değişikliğiyle ortaya çıkan doğal afetlerin, sel ve heyelanların, bu heyelanlarda yaşamını yitiren onlarca vatandaşımızın çığlıklarını duyulduğunu zannettik. Ve bu çığlıkların duyulmasıyla iklim değişikliğinin neden olduğu bu afetlerin önlenmesi için bir plan hazırlandığını zannettik. Ancak Sayın Bakan iklim planını Cuma gün açıklamaya başladığında şöyle sözler sarf etmeye başladı. Dere yataklarındaki binaların tespit edilmeye başlanıldığını, burada yaşayanların kentsel dönüşüm adı altında yapılacak olan konutlara taşınacağını ifade etti. Ve hep birlikte yaşadığımız heyecan birden hüzne dönüştü. Çünkü plan yeniden beton, yeniden inşaat, yeniden rant diyordu bizlere. Bir yanda eylem planı diyeceğiz. Diğer yanda yeşil yol projeleri, doğamızın, yaşam alanlarımızın, çocuklarımızın geleceğini hiç düşünmeden yaratılan beton ormanları ve bunun sonucunda yaşanan iklim krizi, iklim değişikliğinin sebep olduğu kriz ve öte yandan yine betona dönüş. Bu çelişkiyi burada açıkça ifade etmeyi de bir sorumluluk olarak değerlendiriyorum. Planın adı Karadeniz bölgesinde iklim değişikliği eylem planı ama içeriği Karadeniz'de yeni rant alanları, yeni rant alanlarının besleyeceği yandaşları yaratmak olan kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm planı. Ama hakkını teslim etmek lazım. Bütün ülkemizde yıllardır çığlıkları duymayarak bir iklim değişikliği, bir iklim krizinin varlığını hiç dile getirmediğiniz bir dönemde en azından Karadeniz'de bir iklim değişikliği, iklim felaketlerinin yaşanmaya başladığını ifade etmeniz açısından da burada sizleri kutlamak isterim. Değerli milletvekilleri, İklim değişikliği sadece bir doğa olayı değildir. İklim değişikliğinin yarattığı felaketler yüzünden tarımsal üretimimiz ciddi zarar görmektedir. İklim krizi aynı zamanda çiftçimizin krizidir. İklim krizi aynı zamanda göç demektir. İklim krizi aynı zamanda vatandaşlarımızın ucuz gıdaya ve hatta gıdaya ulaşamama krizidir. Hani 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yaşanan sebze ve meyve fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın feryatlarının 31 Mart'a kadar tanzim satış çadırlarıyla gidermeye çalışmıştınız ya, eğer işte iklim krizinin nedenleri sonuçları üzerine bu komisyon kurulursa emin olun sizler de bir daha o ucuz sebze meyve için çadır kurmak zorunda kalmayabilirsiniz. İklim değişikliği işte bu nedenlerle bir ekonomik krizdir. İklim değişikliği ötelenemez, ertelenemez boyutlara çoktan gelmiştir. Dünyada iklim krizinin yarattığı olumsuzluklar giderek gün yüzüne çıkmış ve ciddi tedbirler alınmıştır. Ülkemiz iklim krizi nedeniyle oluşan etkileri yok etmek üzere anlaşma yapılan Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan 18 ülkeden birisidir. Şimdi iklim krizine ilişkin bazı verileri paylaşacağım. 70'li yıllarda ortalama 92 afet yaşanırdı. 90'lı yıllarda 67'ye, bu sayı 2015'te 959, 2018'de maalesef 1000'li rakamlara ulaştı. Ülkemizde de çocuklarımız iklim krizinin farkında. Bizleri uyarmak için eylemler yapmaya ve bize seslerini duyurmaya çalışıyorlar. 11 yaşında Atlas Sarrafoğlu diyor ki, beğenseniz de beğenmeseniz de değişim başladı. Büyüklerin kirlettiği dünyayı biz çocuklar temizleyeceğiz. Ve tüm tehlike ortadayken adım atmayan politikacılara karşı da iş bize düştü. Değerli milletvekilleri,
Atlas ve arkadaşları bize sesleniyor. Politikacılardan, biz milletvekillerinden artık umudunu kestiklerini ifade ediyorlar. O zaman 82 milyon vatandaşımızın geleceğini tehdit eden iklim krizi hakkında bizle bir şeyler yapmak ve bir tedbir almak, bir mücadele vermek zorundayız. İnanın. Tamamlayalım Sayın Karaca. İnanın vereceğimiz mücadele için çok zor şeyler yapmamıza gerek yok. İklim krizinin boyutları, yarattığı tahribatı, alınması gereken önlemleri ve bunları araştırmak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz araştırma önergesi birazdan görüşmeler tamamlanıp Sayın Meclis Başkanımızın oylamaya geçtiğinde kabul edenler dediğinde mecliste bulunan tüm siyasi partinin milletvekillerinin sadece elini havaya kaldırarak kabul etmeleri yeterli olacaktır. Gelin çocuklarımızın sesine ses olalım. Gelin bu kriz için bir an önce bu komisyonu kuralım ve çocuklarımıza, bizi burada izleyen vatandaşlarımıza yeniden umut olalım diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.